Merhabalar. Geçen dersten 13 sözcük öğrendik. Bu sözcükler ve karşılıklarıyla birkaç cümle kuralım. Bir önceki dersin videosunun yorumlar kısmında sizin yazdığınız veya yazacağınız cümleleri dikkate alacağımı tekrar edeyim. Şimdi öğrendiğimiz sözcükleri bir daha tekrarlayalım. Kulağımızda aşina olsun. Karşılıklarını da hatırlayalım. Sepah, ordu, fermandehi, kumandanlık, cunup, güney, hamlekar saldırdı, fethkert, fethetti. Bedeliyle dığından olduğu için sebebiyle kembut, azlık, kıtlık, kısıtlılık, azuge, azık, yeme içme, ve hemrah dediğim gibi bağ ile karşılayacağız. Yani bağ anlamını verecek. ile birlikte beraber yanınca anlamına geliyor. Bahş kısım. Agab neşini çekilme. Tenha yalnız tek sadece. Ve bağı gozaşt geride koymak bırakmak. Şimdi sepahtan bağı gozaşta kadar tüm sözcüklerle bir cümle kuralım. Sepah Osmani dersale sale 1453 از az muddati muhasere موفق به گرفتن استانبول از بیزانس شد. در این محاصره سلطان محمد سانی فرماندهی سپاه عثمانی را بر عهده داشت. بوردا که سانی فرشته دوم ملک به ایلرکی درس دارد ذاتن جنوب یکی از چهار جهت جغرافیایی است. سه جهت دیگر شمال، شرب و غرب است. دیگر سوزوک چین جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به لهستان در سال 1939 میلادی شروع شد. آلمان در یک سپتامبر به لهستان حمله کرد. دیگر سوزوک او با تلاش بسیار قلع فتح کرد و آنجا را به عنوان پایتخت تعیین کرد. به دلیل کمبود ویتامین ب بیمار شد و به مدرسه نرفت. آن یک تکنان آزوقه من بود تو آن را در آب انداختی علی به همراه خانواده و دوستانش به جشن فارغ و تحصیلی دعوت شد در بخش بزرگی از دوران تحصیل مشغول کار بود با عقب نیروهای فرانسوی پاریس رسما به دست نیروهای آلمان افتاد هر روز پنج دقیقه برای آموزش زبان وقت گذاشت و البته موفق نشد Mergeş bir baca ra yetim bağışaşt. Şimdi de bir sözlük daha oluşturup kurduğumuz cümlelerdeki sözcükleri sözlük defterimize yazalım. Ba'daz moddati, bir müddet sonra, belli bir süre sonra, belirli bir müddetten sonra. Muhaserekerd veya muhaserekerdan kuşatmak, kuşatma altına almak, etrafına çevirmek. Muvaffak başarmak, muzaffer olmak, muvaffak olmak, gereften almak, tutmak, ber ohtedaştan üstlenmek, üstüne almak, sorumluluğunu almak, cehete coğrafyayı, coğrafi şomal, kuzey, şerg, doğu, garb, batı, cenge, cehaniye, dovom, ikinci dünya savaşı, lehestan, polonya, şuruşot, başlaması, başladı, Septamr, Eylül, Telaş, Çaba, Payetaht, paytat başkent. Tayin kerden, tayin etmek, atamak, be onvane, e olarak, a olarak veya sıfatıyla. Bimar hastalanmak, tekke, parça, lokma, endahten, atmak, düşürmek, caş, tören, kutlama, festival, fargo tahsili, mezuniyet, Davet davet edilmek, çağrılmak. Doğrana tahsil, eğitim hayatı, belirli eğitim dönemi. Meşgul budan, meşgul olmak, zaman vermek. Niru, güç, kuvvet. Pedeste oftadan birisinin eline düşmek. Berayı, için. Amuzeş, eğitim. Zaban, dil. Vakt, gözaştan, vakit ayırmak. Vakti bir işe vakfetmek. Elbette, elbette tabii. Merg, ölüm veya vefat. Yatim, yetim. Burada bazı sözcükleri çok daha sık kullanacağımız için başka bir tabloya alıp örneklendirelim. Bir kısmını bu derste, bir kısmını da sonraki dersimizde işleyeceğiz. Bad az muvaffak şodan be onvane maşgul buden barayi zaban gozaştan ve tabi ki elbette. Bu sözcüklerin bazısı sık kullanımı Bazıları da belli önemli noktalar içerdiği için seçildiler. Bad Badaz Moddati bir eylemden bir süre sonra olmuş bir eylemi anlatacaktır. Tabii ki bad as moddati'yi sonra anlamında kullanmamız pek doğru olmayacaktır. Bir sürecin gelişmesi bir şeylerin değişmesine sebep olacak süreçten bahsedilirken kullanacağız. Cenk Şuruşot ve بعد az muddeti az mersha be serayet kerd. Mersha sınırlar dakhil içeri iç demek. Serayet kerd bulaştı, sıçradı, yayıldı anlamında. Buradaki cümle savaş başladı ve bir süre sonra şehir içlerine sıçradı veya yayıldı. Muvaffak şolan ikili bir kullanım sunacaktır. Hem bir şeyi yapmayı başarmak, becermek hem de bir işte bir şeyde başarılı olmak anlamlarını verecektir. Unutmayalım bu fiil geçişli bir fiildir. Kullanım biçimini görelim. U der musabıge şena muvaffak be kasbe medale telaşot. U der emtehane zabanu edebiyate italyayi muvaffak şut. Şena yüzmek. Kasp kesp elde etmek, medal, madalyon, madalya, tela, altın, emtihan, sınav. O yüzme yarışmasında altın madalya kazandı veya kazanmayı becerdi. O İtalyan Dili ve Edebiyatı sınavında başarılı oldu. Sınavı başarıyla geçti. B onvane bir şey olarak anlamını verecektir. Örneğin Türkçe'de şu cümleye dikkat edelim. Sınıfın en başarılı öğrencisi olarak kutlanacak. Bu cümlede "olarak" sözcüğünün anlamını sağlayan karşılık "be on va ne"dir. İran'da yapılan son seçimlerden alınmış bir haber parçasına dikkatinizi çekmek istiyorum. Ponsado do nav do do nafar huzur der in entekhabat be on va ne namzad kerdand. Huzur, katılmak, olmak, entehabat, seçimler, namzet, aday veya namzet, septenamkerden ad yazdırmak, kaydolmak, kayıt yaptırmak veya başvurmak. 592 kişi bu seçimlere aday olarak katılmak için başvurdu. Bu cümlede olarak sözcüğünü be onvane sağlamakta. Meşgul budan hem meşgul olmak hem de bir işle ilgilenmek anlamına geliyor. Geçişli bir fiil olan maşgul buden iki şekilde göze çarpar. Bakari çizi maşgul buden, maşgul kari çizi veya kesi buden. Maşgul buden çizi ya kesi bakari ya çizi. Bir işle, şeyle, kimseyle meşgul olmak, ilgilenmek, aynı şekilde bir şeyin veya kimsenin bir şey, iş veya kimseyle meşgul olması. Önce Türkçe örneklerde görelim. Sevim 7 yaşından beri ahşap boyamayla meşgul oldu. Sevim resim çizmekle meşguldü. Şimdi de Farsça iki, iki cümle görelim. Armin az kudaki meşgul en bud. O meşgul be temiz kerdane khane Armin çocukluğundan beri resimle ilgileniyor. Yani ilgilenir, meşguldür. O, evi temizlemekle meşguldür. Şimdi, Evet, görebileceğimiz üzere meşgul Farsça'da hem yakın hem de sürekli anlamlarını taşımakta. Meşgulün sürekliliği göstermesi için yapmamız gereken meşgul ve buden sözcüklerin arasına uzun zamandır ilgilenilen şeyi koyarak ona süreklilik ve devamlılık kat katabilmek. Yakın zamanlı, sürekli ve kısa meşguliyetleri anlatmak için ise, meşgul ve budenden önce yakın zamanda ne ile ilgilenildiği bilgisi getirilebilir. Son olarak beraye sözcüğüne bakalım. Beraye bize için anlamını verecektir. Farsçada geliş sırası. Türkçenin tam tersidir. Yani eve gitmek için derken için sona geliyor. Ama Farsçada tam tersi sırayla beraye reftan bir hane olarak gelecek. Ayrıca beraye sözcüğü yanına İnke'yi aldığında çünkü zira anlamlarında alacaktır. Çünkü ben yalnız değilim cümlesi Farsça'da iki şekilde de verilebilir. Çonke tenha ni istem? Beraye inke tenha ni istem? Bu ikili arasındaki farkı ileriki derslerde anlatacağım. Beraye sözcüğünün işlevini gördükten sonra dersi noktalayalım. Bir sonraki ders için sizden istediğim dersin başında verilen. Ve şu an ekranınıza gelen cümleleri ödev olarak almanız ve çevirmeniz. Bu cümleleri size tekrar okuyacağım. Ve telaffuzlarına dikkat etmenizi isteyeceğim. Başlayalım. Sepahı Osmani ders hale hezar uçar moddeti muhasere muvaffak ve İstanbul az Bizans şod. Der in muhasere Sultan Muhammed Sani fermandehi sepahı Osmani'ra ber uhdedaştı. جنوب یکی از چهار جهت جغرافیایی است. سه جهت دیگر شمال، شرق و غرب است. جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به لهستان در سال 1939 میلادی شروع شد. آلمان در یک سپتامبر به لهستان حمله کرد. او با تلاش بسیار قلعه را فتح کرد و آنجا را به عنوان پایتخت تعیین کرد. به دلیل کمبود ویتامین B بیمار شد و به مدرسه نرفت. آن یک تکنان آزوقه من بود تو آن را در آب انداختی علی به همراه خانواده و دوستانش به جشن فارغ و تحصیلی دعوت شد در بخش بزرگی از دوران تحصیل مشغول کار بود با عقب نشینی نیروهای فرانسوی پاریس رسما به دست نیروهای آلمان افتاد هر روز پنج دقیقه برای آموزش زبان وقت گذاشت و البته موفق Naşoldu. Mergaş, bir bache'ra babi kozashtı. Sonraki derste bu cümlelerin anlamı verilecektir. Elbette bu cümleler çevrilmeden önce zaban, vakt gozaştan ve elbette sözcüklerinin önemini, gelişini ve anlamını inceleyeceğiz. Öyleyse bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Esen kalın.